Evet arkadaşlar, bugün 27 Ekim. Cumhuriyet Bayramımıza 2 gün kaldı. Videomuza başlamadan önce hemen yönetmen arkadaşımızdan rica ediyoruz. Cumhuriyetimizin 100. yılına için Mustafa Çevik TV'nin hazırlamış olduğu kliple başlıyoruz. Çok teşekkür ederim emeği geçen arkadaşlarımıza. Bunu özellikle arkadaşlarımdan rica ettim. Her zaman videonun sonunda da bir klip yayınlayacağız. Cumhuriyetimizin 100. yılı ile ilgili. Bunu yayınlamamızın sebebi, bugün 27 Ekim 2023 Cuma. Bugün İslam dininin en önemli günlerinden bir tanesi. Cuma namazı vardı. Namaz kılındı. Cuma namazının en büyük özelliklerinden bir tanesi de hutbe. Cuma hutbesinin olması. Her zaman olduğu gibi zaten bizi şaşırtmadı. Sevgili Diyanet İşleri Başkanı Atatürk'ün, Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Diyanet'te nankörlüğün kralını yapan Diyanet İşleri Başkanı yine bugün Mustafa Kemal Atatürk'ü ağzına almadı. Yine Cumhuriyet'i ağzına almadı. Yazıklar olsun. Başka da hiçbir şey demiyoruz. Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti'nde, onun kurduğu Diyanet maalesef milli bayramları unutmuş durumda. Değerli dostlar, milli bayramlar ne zaman unutulur biliyor musunuz? Esaret zamanı, işgal zamanı unutulur. Bayrak iner, ezan susar. Tıpkı 30 Ekim 1918 günü Mondros Ateşkes Antlaşması'ndan sonra Akbaba sürüleri Avrupalıların
Türkiye'yi işgaliyle başlayan süreçte olduğu gibi. Selanik'te yetim 16 Mayıs 1919 günü İstanbul'dan Bandırma adlı vapurla Samsun'a istiklal mücadelesini verdiği tarihte geldikleri gibi giderler demişti. Ama maalesef gitmemişler demek ki. La Türkiye Cumhuriyeti bugün bir asır 100. yılını kutluyor. Cuma hutbesinde bir Allah rahmet eylesin diyen yok Mustafa Kemal Atatürk'e. Ben buradan Türkiye Cumhuriyeti'nin son Halaskar Gazisi, ebedi başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere değerli silah arkadaşlarına, cephelerde şehit olan değerli er ve erbaşlara saygı ve rahmetle anıyor. Gazilerimizi de teşekkürlerimi bir borç biliyorum. Türkiye Cumhuriyeti'ye bir asırı devirdi değerli arkadaşlar. 100. yılı kutlu olsun Türkiye'm. Var ol Türkiye'm. Kutsal ülkem. Sen çok yaşa. Rahmet olsun sana Mustafa Kemal Atatürk. Sözlerimi öyle başlamak istiyorum. Hiçbir şey konuşmayacağım arkadaşlar bu videoda. Sadece Cumhuriyet dönemimize esaretten, işgalden, Cumhuriyete giden uzanan kulüplerimizden kısa kısa bahsedip fazla da sizin kafanızı şişirmeyeceğim. Önce Altay Kulübü ile başlamak istiyorum. Kuvayi Milliye'nin en önemli kulüplerinden bir tanesiydi Altay Kulübü. Yuri Galiafe ve Galip Hoca Kot adlı Celal Bayar. Daha sonra Cumhurbaşkanımız da olacak, Türkiye'nin ilk sivil Cumhurbaşkanı da olacak. Kuvayi Milliye Ege sorumlusu Galip Hoca Kodatlı Celal Bayar ve Yörük Ali Efe'nin de yönlendirdiği Ege bölgesinde. Tıpkı İstanbul'da Fenerbahçe'nin olduğu gibi Altay Kulübü, Sabri Süleymanoviç, Talat Arboy gibi ve Adnan Menderes'in eniştesi Nejat Evliyazade'nin kuruluş aşamasında yer alıp sporcu olarak katkıda bulunduğu Altay Kulübü, gündüzleri Ermeni ve Rum çeteleriyle oynadığı hazırlık maçlarda işgal ordularını sahada tokatlıyor. Geceleri ise Ege bölgesinden Anadolu'ya silah kaçırıyordu. Tıpkı İstanbul'da Fenerbahçe'nin olduğu gibi. Hakkı ödenmez bir kulüptür Altay. Bugün hırsızlar tarafından soyulmuştur Altay. İçi boşaltılmıştır ve gırtlağa kadar borç işte gibi batmıştır. Ama Altay bu cumhuriyetin kurulmasında en önemli görünmeyen kahramanlardan bir tanesidir. Daha sonra Fenerbahçe Kulüp Başkanlığı'nı da yapacak Şükrü Saraçoğlu, Esat Çınar, Mustafa Necati gibi kurucuların da yer aldığı Altay Kulübü'nde ismi bir caddeye de verilen Vahap Özaltay da katkıları unutulmaz. Altay Kulübü bu ülkenin bir değeridir. Cumhuriyetten, esaretten cumhuriyete gidilen yolda en önemli mihenk taşlarından bir tanesidir. Var olsun. Diğer bir kulübümüz ise Karşıyaka. Ege bölgesinde bugün Türk ulusunun kurucu cumhurbaşkanı, kurtarıcı cumhurbaşkanı Gazi Maraşal Mustafa Kemal Atatürk'ün değerli annesi Zübeyde Hanımefendi'nin ebedi istirahathanesinin de bulunduğu Karşıyaka ilçesinin değerli bir kulübüdür. Karşıyaka Spor Kulübü. Ege bölgesinden Anadolu'ya asker sevkiyatı sırasında cepheye, Kuvayi Milliye asker sevkiyatı sırasında yolda insanlar durdurulduğu zaman Kuvayi Milliye'nin parolası şuydu: biz Karşıyakalıyız. Bu çok önemli bir parolaydı. Biz Karşıyakalıyız. Biz Karşıyakalıyız dediği zaman Kuvayi Milliyeci olduğu anlaşılıyordu insanların ve yol veriliyordu. Onlara yol gösteriliyordu. Seni de saygı ve minnetle anıyorum Karşıyaka. Altay gibi senin de hakkın ödenmez Karşıyaka. Kuvayi Milliye'nin kalesi. Cumhuriyetimize giden, esaretten cumhuriyetimize giden yolda en büyük mihenk taşlarından bir tanesi Karşıyaka. Senin de hakkın ödenmez. Var ol Karşıyaka. Bugün 3. ligdesin. İnşallah çok kısa sürede layık olduğun yerlere gelirsin. Kaf kaf kaf.
Hızlı hızlı geçiyorum arkadaşlar. Diğer kulübümüz ise Ankara Gücü. İmalatı Harbiye. Silah fabrikamızın takımı. Şu ilk kuruluş yeri İstanbul olan bir takımdı. Osmanlı Devleti'nin silah fabrikasının takımı İmalatı Harbiye. Sanatlar Gücü adı altında kurulmuş. Daha sonra Mondros Ateşkes Anlaşması ve ülkemizin işgalinden sonra Sanatlar Gücü'nün çalışanları Ankara'ya gitmiş ve son nefeslerine kadar Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına bağlılık yemini yapmış ve Kuvayi Milliye saflarına katılmıştır. Başkentimiz Ankara'nın çok değerli bir kulübüdür Ankara Gücü. Ve Kurtuluş Savaşı'nda o İmalatı Harbiye takımının oyuncuları Kurtuluş Savaşı'nda bizzat cephede savaşmış, fabrika işçileri ise ürettikleri silahlarla esaretten cumhuriyete giden yolda bu ülkenin en büyük mihenk taşlarından bir tanesi olmuştur. Var ol İmalatı Harbiye. Ankara Gücü bu ülkenin bir değeridir. Cumhuriyetimizin bir değeridir. Çok yaşa Ankara Gücü. Diğer bir kulübümüze geçeceğim hemen. Beşiktaş. Kara Kartal. İlk kurucu başkanlarından bir tanesidir Fuat Balkan. Büyük komitacıdır, devrimcidir Fuat Balkan. İdealisttir Fuat Balkan. Haksızlık karşısında susmayan isimdir Fuat Balkan. Mondros Ateşkes Anlaşması ile ülkemiz işgal edildiği zaman Yıldırım Orduları Komutanı Mustafa Kemal Paşa'nın emriyle Batı Trakya'da Kuvayi Milliye sorumlusu olmuş ve Rumeli Müdafaa ve Hukuk Cemiyeti'nin başkanlığını yapmıştır. Pekala görevi neydi Fuat Balkan'ın? Düzenli ordumuz kurulana kadar Bulgar, Ermeni ve Yunan çetelerini Trakya bölgesinde durdurmaktı. Ve Fuat Balkan ve arkadaşları bunu alnının akıyla gerçekleştirmiştir. Tekirdağ, Edirne, Kırklareli, Lüleburgaz'da Türk kadınının canını korumuştur, ırzını, namusunu korumuştur Fuat Balkan ve arkadaşları. Beşiktaş'ın ilk kurucu üyelerindendir ve kulüp başkanlığı yapmıştır Fuat Balkan. Ruhu şad olsun, ışıklar içinde uyusun. Teşekkürler Fuat Balkan, teşekkürler Kara Kartal. Ve son kulübümüz, Fenerbahçe Spor Kulübü. 3 Mayıs 1918 günü Yıldırım Orduları Komutanı Mustafa Kemal Paşa İstanbul'da Fenerbahçe Spor Kulübü'nü ziyaret eder. Mustafa Kemal Paşa, padişah ve damat Ferit yönetimine karşı sivri açıklamalarından dolayı padişahın ajanları ve dedektifleri tarafından takip edilmektedir. Fenerbahçe Spor Kulübü'ne içeriye girdiği zaman, dışarıya çıktığımız zaman bu görüşmenin sıradan rutin bir ziyaret olduğunu açıklamanızı isterim diyerek sözlerine başlar. Bunu ben kafamdan uydurmuyorum. Türkiye'nin gelmiş geçmiş en büyük tarihçilerinden bir tanesi, spor tarihçilerinden bir tanesi olan Cem Atebeyoğlu'nun, rahmetli Cem Atebeyoğlu'nun anılarında da vardır bu. Size bir görevle geldim der Mustafa Kemal Paşa. Osmanlı Devleti Almanya ile beraber Birinci Dünya Savaşı'nın mağlup devletlerinden bir tanesidir. 5 ya da 6 ay içinde topraklarımız işgal edilecek. İşte biz bu süreç içinde bir düzenli ordumuz kurulana kadar bir milis halk örgütü kurmak istiyoruz. Ve İstanbul sorumlusu da Karakol Cemiyeti ile beraber, Halide Edip Adıvar'ında başı çektiği Karakol Cemiyeti ile beraber İstanbul sorumlusu da sizi yapmak istiyoruz der Fenerbahçe Spor Kulübü'ne. Fenerbahçe Spor Kulübü Mustafa Kemal Paşa'nın teklifini kayıtsız şartsız kabul eder. Emrindeyiz paşam derler. Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim. Tam 6 ay sonra 7. aya girerken
30 Ekim 1918 günü dünyanın gelmiş geçmiş en büyük ileri görüşlü yüzyılın dahisi yine haklı çıkar. Yunanistan'ın Limna adasında bu anlaşmanın ismi Mondros Ateşkes Anlaşması'dır. Ve Anadolu, Türk yurdu işgal edilecektir. Türk ordusu silah bırakır. Askerlerimiz terhis edilir. Ege'de Yunan, Akdeniz'de İtalyan, Doğu'da Fransız, Karadeniz'de Rumlar Türk yurdunu akbaba sürüleri gibi işgal etmeye başlamıştır. Mustafa Kemal Paşa önderliğinde Karadeniz'de Topal Osman Ağa, Ege'de Yörük Ali Efe, Gaziantep'te Şahin Bey komutasında Kılıç Ali'nin de başı çektiği bir milis halk örgütü kurulur. Adı Kuvayi Milliye'dir. Bu halk örgütünün adı Kuvayi Milliye'dir. Ve tek görevi düzenli ordumuz kurulana kadar işgal ordusunun ilerleyişini durdurmaktır. Mustafa Kemal Paşa 3 Mayıs 1918 günü Fenerbahçe'ye söylediği sözleri hatırlatır. Var mısınız der. Fenerbahçe o gün olduğu gibi yine sonuna kadar yanındayız paşam der. Peki ne yapacaktır Fenerbahçe? Fenerbahçe'nin görevi Anadolu'ya silah kaçırmaktır. Gündüzleri işgal ordusunu İngiliz, Yunan ve Ermeni takımlarını futbol sahasında tokatlayan Fenerbahçe, geceleri ise işgal ordusu cephaneliklerini basıp Kartal ve Kadıköy iskelelerinden Kastamonu'nun İnebolu limanına asker ve mühimmat sevkiyatı yapar. İnebolu limanına gelen o mühimmat ise Şerife bacılarla, Elif bacılarla, hanırlarla cepheye taşınır, Kuvayi Milliye'ye taşınır. Fenerbahçe Kuvayi Milliye'nin takımıdır. Fenerbahçe Mustafa Kemal Atatürk'ün göz bebeği takımlarından bir tanesidir. Tıpkı Fahrettin Altay'ın soy ismini aldığı Altay gibi. Tıpkı biz Kuvayi Milliyeciyiz, biz Karşıyaka'lıyız parolasıyla rahatça geçiş yapabildiğin Karşıyaka Kulübü, Fuat Balkan'ın Beşiktaş'ı gibi, İmalat Harbiye'nin çocukları Ankara Gücü gibi, Fenerbahçe'nin de bu cumhuriyette büyük katkısı vardır. Esaretten bağımsızlığa giden yolda büyük katkısı vardır. Arkadaşlar, ben bugün 5 kulübümüzü inceledik. Konuşmakta fazla istemedim. Türkiye Cumhuriyeti bir asırı devirdi. Allah, kainatın sahibi Yüce Allah, İsrafil surf borusunu üflediği güne kadar, kıyametin koptuğu dakikaya kadar Türkiye Cumhuriyeti'ni hep baki kılsın. İçimizdeki kansızlara rağmen, Arap sevicilere rağmen ezanlarımız bu cumhuriyette susmasın. Bayrağımız inmesin. Özgürce, bağımsızlık ateşinin yandığı bu coğrafyada Samsun'dan Gaziantep'e, Diyarbakır'dan Edirne'ye kadar kutsal ülkemizde bayrağımız dalgalansın, ezanlarımız hiç susmasın. Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti, var olsun Türkiye Cumhuriyeti. Başta ebedi başkomutanımız Gazi Marşal Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere değerli silah arkadaşlarına ve değerli şehitlerimize, gazilerimize saygıyla, rahmetle, minnetle anıyorum. Ve diyorum ki Kuvayi Milliye ruhu çok yaşasın. Cumhuriyetimiz ebediyete kadar hep baki olsun. Bir kısa videomuz daha var. Türkiye Cumhuriyeti'nin Yeşilçam tarihinin belki de en önemli filmlerinden bir tanesi Safranbolu'da çekiliyor. Filmin ismi ne biliyor musunuz? Zübeyde Hanım. Gülizarı Cennet. Zübeyde Hanım. Türk ulusunun son halaskar gazisi. Kurtarıcı Cumhurbaşkanı, kurucu Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk'ün annesinin hayat hikayesinin anlatıldığı bir film.
Zübeyde Hanım filmi. O filmin yönetmeni Gani Şavatay'la kısa bir röportaj yaptık ayaküstü. Onun izlenimleri ve Cumhuriyet ile ilgili sözleri. Arkadaşlar, kapanışı yine başka bir video ile yapacağız değil mi? Kliple. Ben gurur duyuyorum. Ben 200. yıl yokum hayatta. Türkiye Cumhuriyeti 100 yaşında. Dile kolay. Allah ülkemizden bu bayrağı hiçbir zaman indirmesin. Allah bu ülkemizden hiçbir zaman ezanları susturmasın. Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti, yaşasın Cumhuriyet. Mekanın cennet olsun Mustafa Kemal Atatürk. Sağlıcakla kalın. Sinemasının en önemli yönetmenlerinden bir tanesi Gani Şavatay'la beraberiz. Burada bugün çok önemli bir tarihe imza atılıyor aslında. Türk ulusunun kurtarıcısı, son Havaskar gazisi Mustafa Kemal Atatürk'ün değerli annesi Zübeyde Hanımefendi'nin filmi çekiliyor. Gani abi, kısaca filmden bahseder misin? Zübeyde Hanım deyip durmak lazım. İşte bugün 100. yıldayız. Cumhuriyet'in asıl temel taşları Zübeyde Hanım. Evet. Zübeyde Hanım dünyaya getirmiş Mustafa Kemal. Bir çiçeği, bir ağacı el alırsan, işte gövdesi, yaprakları, dalları, yani üzerinde meyvasını görürsün. Ama bir çiçeği veyahut da bir ağacı köklerini göremez. Ve hep böyle de hep yüzeysel görürüz ama derinlere inemeyiz. Bu filmde tamamen köklere iniyoruz. Yani işte Atatürk akla geldiği zaman işte dayısı bahçesine karga taşıyla. Sonra annesi tarafından işte hep rezil olması istiyor. Sonra hava arkasına gider. Sonra kurtarcı olan. Hep böyle bu hikayeler var. Bunlar da gerçek hikayeler. Öyle başlar. Hep de gözümüze bu aşılar. Ama hiç derine inmedik, toprağın altına inmedik, köklerini araştırmadık. Kimdi, nereden geldi, annesi kim, babası kim, ki. Şimdi ben, siz gazeteniz, ben size de sorsam desem ki, Mustafa Kemal'in kaç tane kardeşi vardı? Bekletire mi? Makul Hanım'ı biliyoruz. Yani onlar sonra işte, toprak üstündekiler. Ya toprağın altındakiler, dört kardeşi vardı, Mustafa ile beraber dört kişi. Fatma, Ömer, Ahmet, Mustafa. Daha sonra bekliyorum, tabii. Yani düşünün, şimdi bu Ulvi ailenin Fatma, Ömer, Ahmet, Mustafa bu isimleri çağrıştırıyor. Zaten bu isimler bu ailenin nasıl bir aile olduğunu, nasıl bir aile olduğunu, nasıl bir Hazreti Muhammed. Yani nasıl bir dindar bir aile olduğunu, nasıl İslam'ı yaşayan bir aile olduğunu ortaya çıkıyor. Hocam son soru, Uğur abi de bizi takip ediyor sosyal medyada. Uğur Dündar'ın da bir sürpriz ziyareti olacak size, arkadaşınız. Ve Yılmaz Özdil bugün Zübeyde Hanım'ı işledi özellikle. Günkü çektiği YouTube videosunda. Onlarla ilgili neler söyleyeceksiniz? Tabii Uğur abi benim alanımda başkanım. Benim üstadım sadece çok değerli, muhterem insanım. Yani inancımda, itikatta herkesten farklıdır. Tarihi de ilgilidir. Mustafa Kemal de tanır, Zübeyde de tanır. Ve bana cesaret vermiştir. Birkaç defa da tarafına görüştüm. Aradılar, ben aradım. Ve büyük bir ulvi projenin altında olduğumuzu, en doğruyu çekeceğimizi veyahut da biz davet ettik. Geleceğini. Onunla beraber işte Yılmaz Özdil bir gün anlattı. Onunla beraber siyasi düşünürler anlattı. Geldim, geldim. Yani inanıyorum yakın zamanda pekala filmin galası burada olabilir. Tabii burada büyük bir merkezi var. Ben hocamın elinden tutuyorum. Pazar günü, iki gün sonra bu cuma günü çekimini yapıyoruz. Kürt kökenli Gani Şavata, Karadeniz kökenli Mustafa Çelik. Türkiye Cumhuriyeti Edirne'den Hakkari'ye, dediği gibi hocamın, barış, kardeşlik içinde nice yüzyıllara diyoruz. Yani. Cumhuriyetimiz kutlu olsun. Kürt'ü, Türk'ü, Laz'ı, Çerkez'i hepimiz bu vatanda. Hep biz, bize beraberiz. Bize hep Kürtler hep tırnak, biz et ve Türkçeliyiz. Kürt, Türk, yani, Laz, Çerkez, Alev, Sürü diye. Bize tırnak, tırnak kesip atırma biz. Ben hep bunu diyelim, biz et ve Türkçeliyiz. Evet. Yani birbirimiz, birbirimiz hiç kimse bozamaz. İşte bugün Orta Doğu'da oyunlar oynamakta. Yani ben hep bunu güzel söylüyorum. Hep muhalif oldum. Biz de muhalifiz yani, hocam. Biz sanatçı muhalif olmalı. Sanatçı tambura çalmaz. Sanatçı iktidara, rejime, sisteme boyun eğmez, sırt dayamaz. Halkın sanatçısı. Halkın söylemek isteyip de söylemedikleri söylemeye çalışır. Halkın yapmak isteyip yapamaktır, yapmaya çalışan sanatçı. Ve ben burada, ben halkımın kölesiyim.
hem de halkın sanatçısı, yönetmeni Gani Şevata'ya bu imkanı bize verdiği için. Şu kameralar önünde bir de Cumhuriyet mesajı verelim. 29 Ekim bütün ulusal dünya barışına, hele bugün Orta Doğu'da oynanan oyunlara karşı bir meşale olsun. Aydınlık ve güneş gibi dursun. Yaşasın Cumhuriyet diyelim. Geçen zamana nispetle daha çok çalışacağız. Daha az zamanda daha büyük işler başaracağız. Bunda da muvaffak olacağımıza şüphem yoktu. Çünkü Türk milletinin karakteri yüksektir. Türk milleti çalışkandır. Türk milleti zekidir.